Sık idrara gitme çok fazla gelen sorular arasında. Peki bunların bir tanesi mi, beraberinde birkaç tanesi mi? Tetkiklerde neler arıyorsunuz diye soralım. Tetkiklerde nelere bakıyoruz? Bir kere her şeyden önce açlık ve tokluk kan şekerine bakıyoruz. Evet. Bir kere onun normal sınırlarını söyleyelim. Açlık kan şekeri normalde 100'ün altında olmalı. Evet. Tokluk kan şekeri, ki burada tokluk kan şekeri dediğimiz yemek yedikten ilk lokmadan 2 saat sonra baktığımız kan şekerinin 140'ın altında olması lazım. 140'ın altında. Evet, evet. Evet. Açlık şekeri 100'ün, tokluk ikinci saat 140'ın altında olmalı. Burada bir parantez açarak tabii gebelerde birinci saatte bakıyoruz. Onlar da birinci saatteki tokluk şekerine bakıyoruz. Onun 130'un altında olması gerekiyor. Gebelerde biraz daha aşağı çekiyoruz bu oranları. Bunun yanında asıl önemli olan şey bozulmuş açlık glikozu dediğimiz bir durum söz konusu. Yani açken 100'ün altında olmak yerine eğer şekeriniz 100 ile 126 arasındaysa buna bozulmuş açlık glikozu diyoruz. Peki o an ne yapılması gerekiyor? Şimdi onları da anlatayım. Eğer bu iki kere yüksek çıkarsa, yani diyelim 110-115 şeker hastasınız diye düşünürüz. Yine bir de bozulmuş glikoz toleransı vardır. Bu da tokluk şekerimiz 140'ın altında olacaktı ya. Eğer ki 140 ile 199 arasında çıkarsa ve iki kere diyelim 160-170 gibi, yine siz şeker hastasınız demektir. Zaten topken 200'ü geçiyorsa açık şeker hastasısınız. Bunun yanında diğer baktığımız bir şey hemoglobin A1C'dir. Yani bu 3 aylık şeker ortalamasıdır. Bunun normalde 5.10'da 7'nin altında olması gerekir. 6.5'un üzerinde olması sağlık açısından sorunlar yaratmaktadır.